Bebeğim. Hı. Dün akşam aradığım arkadaşım aradı. Hı hı. Kendilerine bağlı bir iki siteden kaldırmış videoları. Neyi? Böyle böyle. Özgür Bey. Burada paylaşım yapanları listeledim. Akşama kadar olanları. Tabii akşamdan sabaha kadar olanları tekrar bir listelemek lazım. Onlar da bilgisayarımda mevcut. Onları da eklerim buraya. Tamam canım, sağ ol. Aferin garson kız. Güzel. Yani işini bu kadar sahiplenmen güzel. Alt kademede olmana rağmen. Takdir edilesi. Ama sadece takdir edilesi, o kadar. Daha fazlası değil. Al artık. Deniz'le beraber ilgilenin. Ya şu inadı bırak da artık ilişkilere başla burada artık ya. Yapılacak bir ton iş var. Başvuracak bir ton yer var. Bebeğim. Ben zaten bu işler hallolana kadar buradayım, yanı başındayım. Sen merak etme. Ama sonrası için konuştuk Özgür. Artık uzatmayalım onu lütfen. Benim çok acil bir akla ilişkilere ihtiyacım var ama yani. Lagabe gibi kurumsal bir yer olmak istiyorsak ki hedefimiz o yönde. Eşle dosta yürümez bu iş. O yüzden sen al. Bundan sonra akla ilişkiler sensin. Tamam mı? Git odaya çıkar üstünü falan filan. Hemen başla çalışmaya yani. Aha. Ezgi de sana yardım etsin iş bulana kadar. Ben? Gerçekten mi? Artık ne diyeceğimi bilemiyorum Özgür Bey. Çok teşekkür ederim. Ben asla yüzünüzü kara çıkarmayacağım. Yani arkanızda, sağınızda, solunuzda değil mi? Susayım ben. Çok teşekkür ederim. Gerçekten sus ya. Özgür Bey, bana da bir terfi falan bir şey olabilir mi? Var mı öyle bir düşüncemiz yakın planlamamızda? Ya da zam falan bir şey. Zam. Evet. Daha sonra buraları kendime göre dizayn ederim ben. Şimdilik işimize bakalım Ezgi'cim. Gizem, ben paylaşım yapanların listesini tamamlayıp Deniz'e yollayacağım. Deniz de bir ucundan başlasın araştırmaya. Çok iyi düşünmüşsün. Aynen öyle yapalım. Ha bu arada Ezgi, yani böyle sana hazırlanmış odaya ben geldim. Kusura bakmıyorsun değil mi? Gizem aşk olsun, olur mu öyle şey? Ya ben bu pozisyonu kabul etmedim. Neticede biri yapacaktı bu işi. Ben senin olmana çok sevindim. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Ben aşağıdayım. Yabancıya gitmedi diyorsun yani. Serdar, bak seni son kez uyarıyorum. Bir daha beni arama. Ezgi bak, ben mekanı sosyal medyadan takip ediyorum. Ve çok üzülüyor. Eminim Özgür de çok üzülüyordur. Ben bu konunun nereye geleceğini çok iyi biliyorum. O yüzden hiç boşuna kendini yorma. O kayıtları kullanmadım, kullanmayacağım da. Hatta çöpe atacağım. Bak ben böyle bir şey yapacağını tahmin etmiştim zaten. O yüzden kopyasını yaptırayım bir tane. Burada çekmecemde dipte duruyor ama bu benim işime yarayacak bir şey değil, inan. Bunu sadece senin için yaptım ben. Yapmasana Serdar, neden yapıyorsun böyle bir şeyi? Görmüyorsun neden ya? Sadece senin için yapıyorum. Yani sana kendime dahi izah edemediğim bir tutkuyla bağlandığım için yapıyorum Ezgi. Çok yanlış yoldasın Serdar. Ya, yanlış yapıyorum. Kötü şeyler yapıyorum. Özgür'ün yapmayacağı şeyler yapıyorum. Hatta normal zamanda kendimi bile yapmayacağı şeyler yapıyorum. Ama belki bir gün beni affedersin. Belki yine bir gün benim yanında olursun. Umuduyla yapıyorum. Ezgi. Ben sana çok aşık oldum. Serdar. Bak aşk bu değil. Karşılıklı olmadığında aşk... Sadece bir takıntı. Tıpkı seninki gibi. Özgür'le benim aramdaki aşk. Anladın mı beni? Birlikte olsak da, olamasak da... Özgür'le benim aramdaki aşk. Sen ve ben asla bir arada olamayız. Hoşça kal. Olacağız. Seninle birlikte olacağız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.